Beşinci soruda aynı evde yaşayan Yağmur ile kardeşi Emel'in aldıkları yollar ve hızları ile ilgili bilgiler verilmiş. Yağmur evden çıkarak saatte 4 km hızla yürümeye başlıyor. Emel Yağmur'dan 2 saat sonra evinden Yağmur'a yetişmek için bisikletiyle aynı yolu kullanarak saatte 12 km hızla yola çıkıyor. Emel yola çıktıktan 30 dakika sonra cep telefonunu evde unuttuğunu fark ediyor ve bisikletin hızını artırarak aynı yoldan eve dönüyor. Eve vardığında zaman kaybetmeden telefonunu alıp bisiklet ile gittiği son hızı değiştirmeden yağmura yetişmek üzere aynı yolu takip ederek yola çıkıyor. Emel hesapladığı saatte yağmura yetiştiğine göre demiş bisikletin hızını saatte kaç kilometre arttırmıştır. Şimdi şöyle diyelim evden yola çıktıktan sonra 4 kilometre hızla gidiyor yağmur ve 2 saat sonra yağmur evden çıkacak. O zaman o evden çıkana kadar Emel evden çıkana kadar yağmur 2 saat yol alacak ve 4 km hızla gittiğine göre 4 çarpı 2'den 8 km yol alacak. Yani yağmur burada olduğunda Emel hala evde olacak. Arada 2 saat zaman geçmiş 8 km mesafe var. Daha sonra yağmur yağmura yetişmek için Emel de evden 12 km hızla yola çıkıyor. Ama yola çıktıktan 30 dakika sonra telefonunu unuttuğunu fark edip eve dönüyor. O zaman e, Emel 12 km hızla yarım saat yol alacak. Yani 12 çarpı yarım saat şöyle diyelim 1 bölü 2 saat dersek 6 km yol alacak. Dolayısıyla Emel 6 km yol aldığında Emel buraya geldi. Ve şöyle diyelim bu 8'de ayıralım. Burası 6 km burası 2 km. Şimdi Emel yarım saat yol aldığında aynı şekilde yağmur da yarım saat yol alacak. Çünkü o ilerlerken o da ilerleyecek. Dolayısıyla şöyle diyelim yağmurun hızı 4 km Yarım saat iler, yarım saat gittiği için 2 saat daha yol almış oldu. Dolayısıyla yağmurun yeni konumu burası, Emel ise burada. Şimdi e, normalde hızını hiç değiştirmeden ve hesapladığı saatte yağmura yetiştiğine göre diyor. Şimdi normalde ne kadar zamanda yetişecekti ona bakalım. İlk başta aralarında 8 km mesafe vardı. Yağmurun hızı 4, Emel'in hızı 12. Aynı yönde gittiklerine göre yetişmek için zaman nasıl buluyoruz biz? 12 arkadakinden, öndekinin yani yavaş olanın hızını çıkartıyoruz. 4 km'yi çıkartıyoruz. Ne kadar zamanda yetişmesi gerektiğini bilmiyoruz ona t diyelim. Aralarındaki mesafede ilk başta 8 kilometre vardı. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman 8'e 8 sadeleştirdiğimiz zaman normalde Emel yağmuru 1 saatte yetişmeyi planlıyordu. Şu an yarım saat ise buraya geldi ve geriye yarım saati kaldı. O yarım saatte eve geri dönecek ve yağmurun şu an olduğu konuma yetişecek. Şimdi aralarındaki yine aynı şekilde mesafeye bakacağız. Burada aralarındaki mesafe Emel burada yağmur ise burada ne kadar mesafe var aralarında bakalım. Emel eve geri dönecek 6 kilometre. Evden buraya geri gelecek 6 daha 12 kilometre. 12'den burada tekrar yağmurun olduğu yer için artı 4 dediğimiz zaman 16 kilometre mesafe var. Yine aynı şekilde yetişme aynı yönlerde dediği için yine büyük olan hızından küçük olan hızını çıkartacağım. Yani 12 yeni hızını çıkartacağız. Yeni hızına V diyelim. Şöyle yeni hızı V kilometreden yağmurun hızını çıkartacağım. Ve yarım saate kalmıştı. Dolayısıyla 1 bölü 2 saatte Aradaki mesafenin de 16 kilometre olduğunu hesapladık. Buna göre buradan V'yi bulalım. Bu hızını arttırmış hali yeni hızı. Buradan V-4 16 çarpı 2'den 32 ve V değeri de 36 geldi. Yani Emel'in yağmura yetişmek için y hızı 36 kilometre bölü saat oldu. Şimdi bize şunu soruyor. Hızını saatte kaç kilometre arttırmıştır? Zaten normalde hızı 12 idi. Şimdi 36 yaptığına göre aradaki fark 24 kilometre arttırmıştır diyoruz.